Benden bir süredir oyuncu laptopu incelememi çok istiyordunuz. O gün geldi. Bugün harika bir fiyat performans oyuncu laptopu inceliyoruz. Şimdi önümde bir kutu duruyor. Siz gördünüz zaten, introda da izlediniz. Hangi marka olduğunu da biliyorsunuz. Zaten kutunun yanlarında da markayı görebiliyorsunuz. Şimdi burada öncelikle bilgisayarın bir kutu açılışını yapacağız. Bir ön değerlendirme yapacağız. Bir göz atacağız. Daha sonra ben bilgisayarın kurulumunu yapacağım. Çünkü bilgisayar FreeDOS olarak gönderildi bize. Bilgisayarın kurulumunu yapacağım. Testlerini yapacağım. Her şeyini ayarlayacağım. Ondan sonra bilgisayarın incelemesine geçeceğiz. Yani siz aslında burada 3-4 dakika sonrasında izleyeceksiniz. Ama benim ortalama olarak 4-5 günlük daha işim var. Ondan sonra bu bilgisayarın incelemesine geçeceğiz. Oyun testlerine geçeceğiz. FPS değerlerini göreceğiz. Fiyatını öğreneceğiz. Nasıl bir bilgisayar olduğuna bakacağız. Detaylıca inceleyeceğiz. İsterseniz şimdi gelin. Meyve bıçağımızı alarak kutu açılışını yapalım. Şimdi şöyle bir bakayım. Sanırım buradan açıyoruz. Şöyle bir... Şimdi kutunun üst tarafında öncelikle şöyle bir çanta bizi karşılıyor. Casper Excalibur'un bilgisayar çantası. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Direkt bilgisayarımızın kutusu geliyor. Bu koliyle işimiz kalmadı. Bunu atıyoruz. Şöyle kaldıralım bir laptopun kutusunu. Kutuyu önce inceleyerek başlayalım. Kutumuzun ön tarafında bir laptopun fotoğrafını görüyoruz. Onun haricinde farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Alt tarafa WhatsApp iletişim adreslerini bırakmışlar. Başka da bir şey yok. Diğer arka tarafına baktığımız zaman burada yine laptopumuzun bir resmini görüyoruz. Üst tarafta Excalibur yazısını görüyoruz ve burada servis bilgilerinden bahsetmişler. Alt tarafta da iletişim adresleri yazıyor. Sosyal medya iletişim adresleri. Kutumuzun yan tarafına baktığımız zaman Intel Core işlemci, ultra ince tasarım, Full HD Anti-Glare IPS ekran, yüksek performanslı turbofan ve Dolby Digital ses sistemi yazdığını görüyoruz. Yine diğer yanına baktığımızda ise SSD, RGB ışıklı klavye, 5.5 mm ince çerçeve, kısa yol oyun tuşları ve WASD tuşları ile kolay kullanım yazmışlar. Yine yanında da Nvidia GeForce GTX ekran kartı yazıyor. Az çok şu an markaları ve modelleri siz gördünüz. İsterseniz şimdi laptopu da kutusu şundan bir çıkartalım. Şuradaki bantlarını ben keserek başlıyorum. Sanırım meyve bıçağıyla işimiz bitti. Onu da şöyle kenara kaldıralım. Evet, şimdi kutuyu yatırdım. İlk siz görün. Şöyle kaldırıyorum. Bir kutu daha içerisinden çıkıyor. Bu kutuyu da şöyle açıyorum ve bizi laptopumuz bu şekilde karşılıyor. Hemen şuradan kenarlardan çıkartalım. Laptopumuzu şimdilik kenara kaldırıyorum. Kutu içeriğine bakalım. Daha sonra laptopa döneceğiz. İçerisinden çıkan şu kutunun içerisinde başka bir şey yok. Bunu da kenara kaldırıyoruz. Evet, içerisinden bir garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bununla da şu an işimiz yok. Bunu da kenara kaldırdık. Altında bir tane daha kutu var. Bu kutunun içerisinde de yine bir kablo çıkıyor şarj için. Ve altından tabii ki adaptörümüz çıkıyor. Bunları da kenara alalım. Ve bu kutuyu da kaldırıyoruz. Bunun da altında bir şey yok. Kutumuzda şu an farklı bir şey kalmadı. Yani kutu içeriğinden ne çıkıyor? Bir laptop çıkıyor, bir de adaptör ve kablosu çıkıyor. Başka da bir şey çıkmıyor. Bu kutuyu da kenara kaldıralım. Ama bu güzel bir kutu olduğu için bunu atmaya kıyamıyorum. Şimdi şarj kablomuza bakalım bir. Burada normal klasik bir kablo var. Bunlar işimiz yok. Bunu da alalım. Adaptörümüze baktığımız zaman ince ama uzun bir adaptör olduğunu görüyoruz. Ben bu kadar büyük adaptörleri pek sevmiyorum ama mecburen oyun bilgisayarlarında böyle adaptörler olmak zorunda. Çünkü güç kapasitesini karşılamaları gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir adaptör olması da gayet normal. Şimdi gelelim asıl meseleye. Asıl meselemiz ne? Tabii ki laptopumuz. Şöyle poşetinden çıkartıyoruz. Poşeti de kenara kaldırıyoruz. Ve canavar gibi bir laptop bizi burada karşılıyor. Öncelikle ilk izlenim olarak bakacak olursak ben şu an üst tasarımını, üst kapağını çok beğendim. Gerçekten hoş bir hissiyatı var. Ortada Excalibur yazıyor. Bu RGB aydınlatmalı değil. Sadece bir logo basmışlar. Ama şurada siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sanırım görebiliyorsunuz. Buraya bir desen yapmışlar. Bu desen gayet hoş duruyor. Yine alt tarafta şöyle bir çapraz bir desen var. Yine bu da gayet güzel. Yan taraflarına bakacak olursak burada bir Ethernet port girişi bulunuyor. Yanında USB 3.0'lık bir giriş var. Yine bir jack girişi ve kamera tipi olan SD kart girişi bulunuyor. Yine diğer yanına baktığımız zaman
devamı yine bir USB 3.0 bizi karşılıyor. Bir Type-C girişi bizi karşılıyor ve yine HDMI girişi bulunuyor. Yanında da şarj girişi olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafında herhangi bir giriş yok. Laptopumuzun alt tarafına bakacak olursak, laptopun alt tarafında şöyle gördüğünüz gibi kocaman ızgaralar olduğunu görüyorsunuz ki bu ızgaralar bilgisayarın havalanması için gayet önemli. Bayağı ızgara olması da yine artı bir özellik çünkü buradan gayet yeterince hava alacağını düşünüyorum ben bu laptopun. Şimdi isterseniz laptopu bir de şu şekilde kaldırarak bir açarak bakalım. Açtığımızda da tasarımı şu şekilde. Tasarım olarak konuşacak olursak benim hoşuma giden bir tasarım oldu ilk izlenim olarak. Ama tabii ki biraz daha kullanıp test ettikten sonra bakacağız. Şu şekilde elime oturmasına bakıyorum. Elime gayet güzel oturuyor. Bu arada klavyesi RGB aydınlatmalı. Yine onun haricinde klavyede numerik tuşlarımız da bulunuyor. Mousepad kısmına bakıyorum. Mousepad kısmı da yine gayet güzel. Ses sistemine baktığım zaman bilgisayarımızın ön portunda komple boydan boya bir hoparlör yapısı olduğunu görüyoruz. Ama burada tamamen bir hoparlör mü var yoksa sadece tasarım açısından mı böyle yapmışlar? Şu an için bilmiyorum. İlerleyen dakikalarda buna da bakarız. Şöyle başlat tuşuna baktığımız zaman başlat tuşu da yine benim hoşuma gitti. Üçgen yapıda bir keskin hatlarla oluşturmuşlar bu tuşu. Bu da yine güzel olmuş. Benim açımdan benim beğendiğim bir tasarım oldu. Şimdi isterseniz biz videomuzu burada şimdilik bitirelim. Siz hemen 2 saniye sonra devamını göreceksiniz ama ben önce buna bir kurulum yapayım. Oyunlarını yükleyeyim, driverlarını güncelleyeyim. Daha sonra incelemeye devam edelim. Birazdan görüşürüz. 2000 years later. Evet, şimdi sizin az önce izlediğiniz görüntülerin üzerinden 2,5 haftaya yakın süre geçti. Yani 16-17 günlük bir süre geçti. Ben bilgisayarın videosunu ancak şimdi çekebiliyorum. Bayağı yoğundum. Birçok ürün incelemesi geldi. Farklı işlerim de vardı. Bayağı yoğundum. O yüzden incelemesini şu an ancak yeni yapabiliyorum. Bu bilgisayar biz aldığımızda 6650 TL'ydi. Fakat şu anda 7100 TL'ye satılıyor. Bu da aklınızda bulunsun. 2,5 haftalık süreçte 600 TL'lik gibi bir zam geldi bu bilgisayara. Şimdi hemen bilgisayarımızın ismiyle başlayalım. Laptopumuz Casper'ın Excalibur serisinin G770 isimli laptopu. Bu laptopun özelliklerine bakacak olursak içerisinde i5-9300H isimli işlemci bulunuyor ki gayet güzel bir işlemci. 4 çekirdeklik 8 threadlik bir işlemci. Bize güzel performanslar sunuyor bu işlemci. İşlemcimizin 2.4 GHz temel hızı bulunuyor. Onun haricinde 4.1 de maksimum turbo frekansı bizlere sunuyor bu işlemci. Bunun haricinde sistemde 16 GB'lik bir RAM kullanılmış. Çift kanal olarak kullanıldığını görüyoruz bu RAM'lerin. Yani 8-8-16 şeklinde kullanılmış bu RAM'ler. Onun haricinde RAM'lerimizin 2667 MHz hızında olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde ekran kartı tarafına bakacak olursak içerisinde Nvidia'nın GTX 1650 isimli ekran kartı kullanılmış. 4 GB'lık bir model. Yine bu ekran kartı da günümüz oyunlarını bizlere yüksek ayarlarda oynama imkanı sunuyor. Yani laptoplar için gayet güzel bir ekran kartı olduğunu söyleyebiliriz. Laptopun depolama tarafına geçecek olursak 240 GB'lık bir M.2 SSD'si bulunuyor. Fakat M.2 SSD'miz öyle 1.5-2.5 GB seviyesinde okuma yazma hızları bize sunmuyor. 500 MB seviyesinde okuma ve 400 MB seviyesinde de yazma hızları sunuyor bize SSD'miz. Onun haricinde yine 1 TB'lık bir hard diskimiz bulunuyor bu bilgisayarda. O da yine 150 MB okuma ve yazma hızları bizlere sunuyor. Gayet yeterli olabilir. Oyunlarınızı depolamak için işinizi görecektir diyebilirim bu hard disk. Yine bunun haricinde ekranımıza bakacak olursak 15.6 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Burada laptopun güzel bir iddiası var. 6 saat şarj ömrü sunduğunu söylüyor bizlere. Biz de bunu test ettik ve hemen hemen aşağı yukarı doğru olduğunu söyleyebilirim. Yani 5 saat 5.5 saat civarında kullanabiliyoruz bu bilgisayarı oyun oynamadığımız takdirde. Oyun oynadığımızda tabii ki şarj süresi bayağı bir düşüyor. Yaklaşık 1.5-2 saate hatta bazen 1 saate böyle düştüğü oluyor. Bu da yine aklınızda bulunsun. Bu laptopu almak isterseniz bu da ince bir detay. Şimdi MSI Afterburner programının arkada açık olduğunu görüyorsunuz. Birazdan oyun testlerimize geçeceğiz. Oyun testimizde toplamda 3 tane oyun test edeceğiz. Valorant, PUBG Lite ve geçtiğimiz günlerde Epic Games'te ücretsiz olan Hitman oyununu sizlerle oynayacağız. FPS değerlerine ve sıcaklık değerlerine bakacağız. Karşılaştırmalarını yapacağız. Bu arada yine unutulan küçük bir dipnot geçeyim. Hitman oyunu Epic Games'te 3 Eylül 2020 tarihine kadar ücretsiz şekilde satılıyor olacak. Bu da aklınızda bulunsun. Eğer satın almak isterseniz 3 Eylül'e kadar vaktiniz var. Unutmayın. Şimdi isterseniz hızlıca oyun testimize geçelim. Oyun testine hemen geçeceğiz ama oyun testine geçmeden önce yine bahsetmek istediğim küçük bir detay var. O da bilgisayar üzerinde bulunan Control Center isimli uygulama. Uygulamaya girdiğinizde şu an ekranda gördüğünüz gibi CPU'nuzun, RAM'lerinizin, ekran kartınızın veya disklerinizin kullanım oranlarını görebiliyorsunuz. Yine ekran kartının veya işlemcinin fanlarını ayarlayabiliyorsunuz. Yine sıcaklıklarını aşağıda görebiliyorsunuz. Bu tarz güzel bir uygulama var. Bu uygulamanın içerisinde başka neler var? Yan tarafa geçtiğimiz zaman sistem modları bulunuyor. Sistem modlarında yine High Performance, Gaming veya Text mod bulunuyor. Onun haricinde bir de Power Saving modu bulunuyor ki bu modlar arasında geçiş yaparak bilgisayarın daha verimli çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu 4 moddan ikisini yani High Performance ve Gaming modunu bilgisayar yani laptop şarja takılı olmadığında kullanamıyoruz. Kullanabilmemiz için laptopun şarja takılı olmadığında
olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi laptopu şu an şarja taktık ve gaming ve high performance moduna geçebiliyoruz. Yine bu modların yan sekmesine geçtiğimizde LED kontrol paneli bulunuyor. Bu da klavyemizin aydınlatmasını sağlıyor. Buradaki aydınlatma kontrolü sayesinde klavyemizin üzerindeki renkleri değiştirebiliyoruz. Yine burada da 3 farklı alan bulunuyor. Bu 3 farklı alanın rengini kendimiz verebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik klavye adına. Yine panelin sol tarafına baktığımızda burada ışık modlarını görebiliyoruz. 4-5 farklı ışık modu bulunuyor burada. Yine bu modları seçerek de aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz. Yine panelde sağ tarafa gittiğimiz zaman key makro kısmı bulunuyor. Burada da klavye üzerinde bulunan tuşlara makro tuşları atayabiliyorsunuz. Bu da oyunlarda güzel bir performans deneyimi sunuyor sizlere. Şimdi İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan oyun testlerimize geçelim. Evet, şu an Valorant testimize geldik. Valorant testimizde görüyorsunuz grafik kalitesi yüksek ayarlarda. Tamamını yüksek ayarlara aldık ve bu şekilde testimizi gerçekleştireceğiz. Evet, şu anda değerlerimize bakacak olursak ekran kat sıcaklığımız 66-65 derece civarında dolanıyor. Yine işlemci sıcaklığımıza baktığınız zaman 80-81-82 bazen 85 dereceleri gördüğümüz oluyor. RAM kullanımına baktığımız zaman ise 5.5 GB'a yakın RAM kullanımı olduğunu görüyoruz. FPS'imiz yine 100 FPS civarlarında dolaşıyor. 120-130-140 FPS'leri gördüğümüzde oluyor zaman zaman. Bu noktada işlemci sıcaklığımızın biraz yüksek olduğunu söyleyebilirim. 80 derece civarlarında bir işlemci sıcaklığımız var. Ama laptop olduğunu göz önünde bulundursak gayet normal bir değer olduğunu söyleyebilirim. Evet, Valorant testimizde bu şekilde de değerleri gördünüz. Şimdi gelin sıradaki oyun testimize geçelim. Evet, şimdi sıra geldi PUBG Lite testimizi yapmaya. Eğer paramız olsaydı PUBG'yi satın alabilseydik onun testini yapabilirdik. Ama olmadığı için PUBG Lite yapıyoruz, idare edin. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bütün ayarlarımız Ultra'da. Yani PUBG Lite testimizi Ultra ayarlarda gerçekleştiriyoruz. Sol tarafta gördüğünüz FPS değeri oyunun bize sunduğu en iyi ayarlarda. Evet, şu an ekran kat sıcaklığımıza baktığımızda 60 derece olduğunu görüyoruz. Yine işlemci sıcaklığımız ise 80 derece civarlarında dolaşıyor. RAM kullanımımız 5 GB'a yakın. FPS değerimize baktığımız zaman 180-190'ları gördüğü oluyor. Ama yine genel olarak 170 civarlarında, 175 civarlarında dolaşıyor FPS'imiz. Gayet iyi FPS'ler olduğunu söyleyebilirim. PUBG Lite yine düşük versiyonlu bilgisayarlar için olduğunu düşünürsek de burada yüksek değerler bize sunması gayet normal. Normal bir PUBG olsaydı da yine ben 60-70-80 FPS'leri alacağını düşünüyordum bu bilgisayarın. Ama tabii ki bu ortam sıcaklığına göre bile değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla bu sonuçlar kesin olacak diye bir şey yok. Evet, az önce de gördüğünüz gibi adam öldürürken 140'lara kadar düştü FPS'imiz. Ama onun haricinde sorun yok. Yine yüksek FPS'lerde oynamaya devam ediyoruz. Evet, PUBG Lite testimizde bu şekildeydi. FPS değerlerimizi gördünüz. Yine işlemci ve ekran kartı sıcaklıklarımızı gördünüz. Gayet iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim laptopum bize. PUBG testimizde bu şekildeydi. Bir sonraki oyunumuzda devam edelim. Evet, şu anda da geçtiğimiz günlerde ücretsiz olan Hitman oyunundayız. Ve gördüğünüz gibi bütün ayarlarımız ultra seviyede. Oyunun bize sunduğu en yüksek ayarlarda Hitman oyununu oynayacağız. İsterseniz hemen gelin oyunumuza geçelim. Evet, şu an Hitman oyunumuza baktığımızda ekran kartı sıcaklığının 70 ve işlemcimizin sıcaklığının 80 derece olduğunu görüyoruz. Yine ekran kartı kullanımımız %99-%100 civarlarında, işlemci kullanımımız ise %20-25 civarlarında değişiyor. RAM kullanımımıza baktığımız zaman 6 GB'a yakın bir RAM kullanımı olduğunu görüyoruz.
Yine FPS'imize baktığımızda ise 72, 73, 80, 81, 82 bu civarlarda dolaşıyor FPS'imizde gayet güzel. Bu arada oyunu ilk defa kullandığımız için şu anda bize oyunu öğretiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şu an gördüğünüz gibi zaman zaman 120-130 FPS'lere çıktığımızda oluyor. Hatta 145-150 FPS'lere bile gördüğümüz oluyor. Oyunun grafik kalitesi de gayet başarılı ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şu an fanların gayet sesli çalıştığını söylemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi işlemci sıcaklığı 80 derecelerde. Hatta şu an 90 dereceyi gördüğünü gördük az önce. Tabi bu değerler %100 doğru olacak diye bir şey yok ama aşağı yukarı hemen hemen yaklaşık değerleri bize sunuyor. Fanların gayet sesli bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Normal olarak oyun laptopunu düşündüğünüzde fanların sesli çalışması gayet doğal. Oyunumuzu burada bitirelim. Hitman testimiz de bu şekildeydi. Evet, oyun testinde gördüğünüz laptopumuzun oyun performansı bu şekildeydi. Benim hoşuma giden bir laptop oldu. Bu fiyat bandında alabileceğiniz en iyi laptoplardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Özellik bakımından. Fakat yine fiyat bandını biraz yukarıya çıkartırsanız çok daha yüksek performans alabileceğiniz laptoplarda bulunuyor. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Abone ol butonun yanında bulunan küçük bildirim tuşuna basarsanız da bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.